Kısa adı FAFT olan uluslararası bir sivil toplum kuruluşu var. Adı Finansal Aksiyon Görev Gücü. Görevi uluslararası alanda özellikle G20 ülkelerinde kara para aklama işiyle mücadele etmek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati işte bu kuruluşun kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem gücü FATF'nin tarafından yayınlanan basın bildirisine ilişkin açıklama yaptı. Bakan, ülkemize yönelik kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin bu kuruluş tarafından kara listeye alınması kesinlikle söz konusu değildir dedi. Kısa adı FATF olan Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü tarafından Türkiye'nin kara listeye alınacağı söylentileri gündeme taşınmış, Türkiye'ye yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağı iddia edilmişti. Net yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den geldi. Bakan Nebati, ülkemizin kara listeye alınması kesinlikle söz konusu değildir, dedi. Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin gerçek dışı iddialar mesnetsiz olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını da zedeleyici niteliktedir. Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin kara listeye alınması kesinlikle söz konusu değildir. Bugün Türkiye'mizin... Bakan Nebati kara parayla mücadelenin dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam ettiğinin altını çizdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam etmektedir. Üreten, ihracat yapan. Türkiye'de otomobil pahalı. Hem ikinci el ama özellikle de sıfır otomobiller pahalı. En önemli sebep dolar kuru. Bunları ithal ediyoruz ve bir başka sebep de yüksek özel tüketim vergisi. Ve bakan açıklama yapmıştı çünkü çok şikayet vardı. ÖTV'den vazgeçilmiyor fakat matrahta düzenlemeler yapmayı planlıyorlardı. Sıfır otomobil alacakların o merakla beklediği tarih belli oldu. Matrah düzenlemesi, ÖTV'de matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Bu değişiklik fiyatları nasıl etkileyecek merak ediliyor. Bu soruya yanıt aradık. Hazine ve Maliye Bakanlığı müjdeyi verdi. Sıfır otomobil almak isteyenler için geri sayım başladı. Matrah düzenlemesi 1 Aralık Perşembe günü hayata geçecek. %80 özel tüketim vergisi dilimindeki araç %45'lik dilime girecek. Matrah yani vergisiz fiyat düzenlemesi ÖTV oranını sabit tutacak. Ancak söz konusu dilim genişletilerek bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. Örneğin 120 bin liralık tutar 200 bin liraya çıkarılırsa şu anda %70'lik dilimde bulunan araçlardan %45 ÖTV alınacak. Bugünkü fiyatı 400 bin lira olan aracın fiyatı 342 bin 200 liraya inecek. %45'lik dilimin matrağı 250 bin liraya yükselirse %80 dilimindeki araç %45'lik dilimine girecek. Fiyat 531 bin liradan 426 bin liraya inecek. Matrağı 120 bin lira olan araca 54 bin lira ÖTV ekleniyor. Fiyat 174 bin liraya çıkıyor. Bu tutara bir de %18 katma değer vergisi uygulanıyor. Böylece tutar 205 bin lirayı buluyor.